22 Ocak sabahından herkese günaydın sevgili izleyiciler. Manşette bugün yine birlikteyiz. Haftanın ilk günü mutlu haftalar dileyerek programımıza başlıyoruz. Hemen konuğuma döneceğim. Konuğum Şükran Üst, sanatçı, eğitimci, aynı zamanda bizler kendisini tanıyoruz. Trabzon'da kendisini tanıyor. 30 ülkede şubesi bulunan Feminart Sivil Toplum Örgütü'nün genel başkanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese iyi yayınlar ve mutlu sabahlar. Günaydınlar. Mutlu sabahlar diyoruz. Hocamla söyleşimiz sanata dair. Trabzon'da sanat var mı? Varsa neler var? Neler yok? Bunları konuşacağız. Sanat, kültür, sanat şehri Trabzon diyoruz. Ne gibi eksiklikler var? Ne gibi güzellikler var? Neler yapılmalı? Neler yapılmamalı? Neler yapılması bekleniyor? Bunları size aktaracağız. Dün Trabzonspor Futbol Ligi'nin 18. haftasında Konya deplasmanındaydı. Spor manşetleriyle hemen programı başlayalım. Karşılaşmanın şöyle diyelim, Burak'ın golüyle öne geçtik. Ardından Konya Spor beraberliği sağladı ve 90+3'te 90. dakikada tekrar Burak sahneye çıktı ve 2-1 yaptı durumu. Maalesef 90+4'te çok kötü bir gol yedik ve karşılaşmadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldık. Express'te başlayalım. Korkaklar kazanamaz demiş Express. Trabzonspor 10 kişi oynayan Konya'yı yine yenemedi. Hafta içi kupadan elendiği Atıkay Konyaspor'a konuk olan 10 kişi oynayan rakibine karşı 1-0 geriye düşse de yıldız golcüsü Burak Yılmaz'ın kaydettiği gollerle 2-1 öne geçti. Ancak 90+3'te sahneye Beşiktaş'tan son dakika transferi Orkan Çınar çıktı. Onur Kıvrak'ın büyük hatasıyla kritik maç 2-2 beraberlikte sonuçlandı. Burak Yılmaz'ın iki golü var. Bundan bahsetmiş gazete. Başka neler var? O hamle bir türlü gelmedi. Oyuncu değişikliği hamlesinden bahsediliyor. Çünkü karşılaşmanın 14. dakikasında Konyaspor 10 kişi kalmıştı. Hocam var mı futbolla, sporla alakanız? Sporla öyle takım tutmam. Ama onun dışında herkesin spor yapmasından yanayım. Yani ya insan yaşamının her döneminde spor olması gerekiyor. Birkaç kişinin milyarları götürüp de diğerlerinin onu sadece ekranlardan izleyip de işte şey yapmasını hoş karşılamıyorum. Bakıyoruz şimdi puan durumuna. Trabzonspor 6. sırada, liderden 9 puan uzakta. Devam edelim. Karadeniz Gazetesi'nin spor maçlarına bakalım. Ne yazmışlar? Zirve Kaf Dağı'nın ardında kendimizi kandırmayalım beyler. 75 dakika 10 kişi oynayan Konya'yı yenemedik. Tek tutar dalı dik kalan Bordo Maviler Konya'da umduğunu bulamadı. 10 kişi kalan rakibi karşısında kötü oyun ortaya koyan ve 1-0 geriye düşen Karadeniz ekibi Burak'ın golleriyle 2-1'lik üstünlüğü ele geçirdi. Ancak son dakika Onur'un hatasını bedelini 2 puan bırakarak ödedi. Rıza Çalınbay'da her türlü riske girdik ama olmadı demiş. Yaptığı basın açıklamada. Ve güne bakışa bakıyoruz. Duraklama dönemi demiş gazete. Çalınbay önüne bakıyor. 10 kişilik Konya karşısında alınan beraberliğin ardından 16 hafta boyunca kritik maçlarımız var dedi Çalınbay. Başka aktaracağımız ne var? Gözünüzün önündeki penaltıyı görmedi. Hakemin kaçırmış olduğu bir penaltı var diyelim. Artık önümüzdeki haftaya bakalım. Fenerbahçe ile maçımız var. Haftaya bakalım ne olur maç. Maçında tarihini tam verelim. 28 Ocak Pazar günü saat 19'da Akyazı Medical Park stadyumunda maç. Çok yoğun olması bekleniyor. Eğer şehir dışından gelecekseniz erkenden biletinizi alın. Son güne bırakmayın. Çünkü bir rekor bekleniyor. Seyirci rekoru. Bu arada şeye geçelim hemen. Dün bir çığ olayı yaşandı Bitlis'te ve 5 şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Aynı zamanda 16 yaralı da var. Bunlara da Allah'tan şifa diliyoruz. Ayrıca neler var? Operasyon devam ediyor bu arada. Afrin bölgesine operasyon devam ediyor. Ne demiş burada? Afrin harekatında gelen bilgilere göre ÖSYE operasyon kapsamında ilk köyü ele geçirdi. Kara harekatı kapsamında sınırı geçen Türk askerinin ilk görüntülerinin ardından bölgeden flaş bir haber daha geldi. Afrin'in Şinkal köyü PKK'dan alınan ilk köy olduğu denildi. Zeytin ağacı
Zeytin Dalı mıydı hocam? Zeytin Dalı operasyonu. Zeytin Dalı barış temsilcisiydi. Şimdi savaşın içinde anılır oldu. Hayırlısı olsun. Bir mesaj herhalde hocam. Mesaj. İnşallah, inşallah. Başka neler var? Karadeniz'i geçelim şöyle. Evet. Güne bakış, Arnaker'e rant projesi planlandı manşeti var. Büyükşehir Park sözü verdiği Arnaker'in yerine yüksek binalar planladı demiş. Başkan Gümrükçüoğlu sessiz sedasız hazırlattı ve iki kafeteryacık dediği projeyi TOKİ'ye gönderdi. Hemen burada fotoğrafı var. Şöyle gösterelim fotoğrafı. Şöyle görünüyor mu şöyle? Şu köşede bulunan şöyle. Bakan Soylu ise daha önce taahhüt ettiği gibi futbol topu şeklindeki müze ve park alanı tasarını hazırlattı. O da hemen şurada. Ne olacağını Allah biliyor herhalde. Hayırlısı olsun. Devamı tabii uzun bir haber. Devamını Güne Bakış'ta okuyabilirsiniz. Maçka'daki vatandaşlar HES projesinin doğaya zarar vereceğini söyledi. Bir mahallenin HES'isi yani. Artık Maçka'da vatandaşlar HES projesinin doğaya zarar vereceğini söylüyor ama bu afaki ortada. Yani HES o güzelim su sesini kesiyor. İzledik yani, gördük, söylenenlerin doğru çıktığını artık görüyorlar. Yani ben de giderken bakıyorum, eski Maçka yolları ne kadar güzeldi. Hafta sonları piknik yapmaya gidilirdi, ağaçların altında yerleri vardı, bir şey. Hepsi kayboldu yani HES'lerle. Yani doğanın ne kadar çirkinleştirdiğini görüyorlar aslında. Hani ilk zamanlar bilinmediği için belki hani teşvik ettiler diye düşünüyorum ama şimdi gördükten sonra hala niye ısrar edildiğinin farkında değilim. Yani bir elektriğe ihtiyacımız var. Ama İzmir'e doğru bir gidin, mesela Trakya'ya doğru gidiyorum, oğlum Çorlu'da olduğu için her yerde rüzgar gülü var. Yani bizim var, evet. Buranın dağlarında o rüzgar gülle o düz arazide çalışan şey. O regülatörleri döndürmüyormuş rüzgar. Öyle ben. Ya denizde şey bile yapıyorlar yani. Her şey için kullanılıyor. Yani atık malzemelerden yapılıyor. Güneş enerjisinden faydalanamıyoruz. Yani her şeyi denedik de Misir'e en son HES'e geldi. Yani biz her şeyi denesek de en güzel şeyimiz olan doğamızı en sona bıraksaydık ihtiyaç. Bir bildikleri için var demek hocam. Ekspres'e devam ediyoruz. Sür manşet, PKK operasyonları hız kesmiyor. Giresun'da asker terör örgütü PKK'nın olası eylem ve kış yapılanmasına karşı operasyonlarını çetin kış şartlarında sürdürüyormuş. Avrupa Birliği heyetiyle su zirvesi, Trabzon'da Ortahisar Entegre Su Projesi Avrupa Birliği heyetiyle masaya yatırıldı. Ortahisar ilçesinde 51 mahallenin içme suyu şebekesinin yenilenecek olan entegre su projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantı Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ve Avrupa Birliği Türkiye delegasyonu katılımıyla gerçekleştirildi. Asansör içine de siyaset mi bulaştı? Ekspres'in bir haberi. Manşet haber, Ortahisar Belediyesi'nin ilçe merkezinde asansör kontrolörlüğünü yapan makine mühendisi odasını devre dışı bıraktığı ve işi ünlü bir siyasetçinin yakınının İstanbul'daki şirketine verdiği iddia edilmiş. Böyle, burası Türkiye. Ne kadar güzel haberlerle sabah sabah. Evet. Pazartesi dedik. Ne güzel sanat var. Salim Önder mest etmiş. Trabzon sahnelerinin vazgeçilmez ismi Salim Önder. Türk Müzesi'nin sanat güneşi Zeki Müren'in eserlerini seslendirdi. Dinleyenlerini mest etti. Salim Önder'i tanırsınız hocam. Tanıyorum. Zeki Müren. Evet. Yerli Zeki Müren diyoruz. Evet, evet. Yüreğine sağlık. Giresun'da bir haber var. Bu arada Avrasya'da İnan dönemi, Avrasya Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Profesör Doktor Kenan İnan göreve başladı. Hayırlı olsun diyoruz üniversitesi için. Evet, gazeteleri çabuk çabuk okuduk. Şükran hocama dönmek istiyorum. Yaklaşık 30-35 yıldır Trabzon'dasınız. Rize Pazarlısınız, buralısınız. Fark evet, etmez. Evet. Ha, Trabzon, Rize, biz iç içeyiz zaten. Yani. Karadeniz kızı olarak Trabzon'da güzel sanatsal işler yapıyorsunuz. Feminart 30 ülkede şube temsilciliğiniz evet, var. Çok güzel işler yapıyorsunuz. 12. yıl yanılmıyorsam bu sene. 12. yılımıza girdik. Feminart'ta durumlar ne hocam? Vallahi Feminart aslında bir okul gibi, bizim kadınlarımızın bir araya geldiği, işte kültürel etkinlikler yaparken yani kendimizi de geliştirdiğimiz, birbirimizi tanıdığımız, ülkemizi tanıttığımız, bölgemizi tanıttığımız aktivitelerimizle birlikte bir okul gibi. Gerçekten de güzel şeyler yaptık bugüne kadar. Biz ilk çalıştaylarımızı festival adında yaptığımızda işte 2007 Ocağın 5'inde kurulduk ve 2008'de hemen bir 3 ülkeyle yaptığımız çalıştayımız vardı, festivalimiz.
O zaman Rusya ile Gürcistan sadece bize katılmıştı. Ve Rusya ile Gürcistan da o dönemde 2008'de savaş halindeydiler. Ve buna rağmen akşamları Gürcistan konsolosumuz Türkçe biliyordu. O gelirdi, tercümanlık yapardı Ruslara. Ve Ruslara... Osetya Savaşı'na bak. Osetya değil mi? O kriz zamanları. Evet. Osetya. Hayır, Osetya değil. Burada Gürcistan'la bir şeyler var. 2008'deki olay. 2008'de. O Rus sanatçılarımız da konsolosa karşı saygıdan akşam olunca daha özenli giyinirlerdi, saygıyla masaya gelirlerdi ki hani konsolos geliyor diye. İki ülke savaşta ama aynı masada Gürcistan bize şey yapardı yani, Ruslara tercümanlık yapardı. Böyle bir güzel sağlıklı ilişki vardı. Bu sanatın gücünü gösteren bir şey. Ve o büyüdü yani 3 ülkeden 6 ülke, 8 ülke, 12 ülke, 28 ülkeye kadar etkinlikler yaptığımız günler. Hangi ülkeler var hocam aklınızda kalanlar böyle? Ya dünyanın her tarafından var yani. En uzak nerede var? En uzak Japonya. Japonya'da. Mesela düşünün şu anda Avrupa'da Almanya, Belçika, ondan sonra Hollanda, işte Balkanlarda Romanya, Macaristan, Makedonya, Yunanistan, yani işte Fas, Arabistan, Tunus, Lübnan, 30 toplam yani Türkiye ile 30. İşte İran, Irak, Filistin'den al da Kazakistan'dan, Tataristan'dan, Sibirya'ya kadar, Japonya'ya kadar, Rusya'sı, Ural'ı, yani sevmeyeceğim kadar 30 ülke aklımda kalmıyor yani hemen birdenbire şey yapınca. Evet. Ama yani onun dışında özellikle da, saymanızı istedim. Evet. Ders niteliğinde böyle ülkeleri saydık. Neler yapılabildiğini yani, göstermek adına bu ülkeleri ben size saydım hocam. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Yani o kadar bir hani hem Avrupa'da var, 4 kıtadayız yani. Avrupa'da varız, Asya'da varız, Afrika'da varız, Japonya'ya kadar var. İnşallah Amerika'da yakında olur. Amerika'da vardı. Bağımız koptu bir ara, işte Kanada'da da vardı bizim şubemiz. Ama şu ilişkileri de güzel tutabilmek için oralara da gitmek gerekiyor. Onları davet edebilmemiz gerekiyor. Yani buraya şu ana kadar 50'nin üstünde ülke geldi aslında ama hepsini tabii ki üye yapmadık yani, hepsini temsilcilik yapmadık. Çünkü biz o yoğun aktiviteler döneminde zaten ekonomik krizle yani 5 kuruşsuz paralarla yaptığımız şeylerin içinde onlarla çalışmaları yürütürken hepsine de şey yapamadık. Çok isteyenler oluyor aslında. Ama önemli olan yani her ülkede temsilci olmasından ziyade aktivitelerimizle oralarda da olabilmemiz. Bir de gidebilmek gücü de olmalı tabii mı? Tabii mesela yani Japonya 2 senedir bizi davet ediyor. Hatta özel geçen sene bir onların bizim nasıl burada EOF vardı onun gibi bir spor etkinliği vardı. O olimpiyatın içinde bizi ağırlamak istediler, davet ettiler ama 2 senedir gidemedik. Çünkü yani ekonomik olarak baktığınızda Japonya'ya gitmek bir şeydir yani. Peki hocam sponsorluk konu böyle sponsorluk gitmek için herhangi bir yere başvurmadınız mı? Yani destek olmaları anlamında bir... Şimdi bak bir erkek erkeğe insanlar belki para alışverişlerini daha rahat yapıyorlar bilemiyorum ama biz bir kadın olarak... Hocam siz gittiğimiz... kadın bir girişimcisiniz siz. Ama işte bir gidiyorsunuz istiyorsunuz yani verilmediği zaman o hayal kırıklığıyla bir daha gitmiyorsunuz yani böyle kimseyi de zorlamak. Ama biz şöyle dedik mesela biz bazen gittiğimizde sponsorlarımıza veya belediye başkanlarımız bizi ziyaret ettiğinde de bunları dile getirdim. Yani bizim sonuçta ürettiğimiz şey bir sanattır. Yani gelebilirler belki bir sponsor direkt bedava para verin de demiyoruz ama bizim bir tablomuzu alabilirler karşılığında ücret ödeyebilirler ki sanata yapılan şeyden vergiden de düşülüyor bildiğim kadarıyla. Bu teşvik edilebilirdi. Yani bu kadar bak oteller Trabzon'da yapılıyor, kuruluyor. Yerel yönetimlerin bizleri desteklemesi gerekiyor. Yani bunu birebir valinin parası yoktur belki, belediye başkanı belki para veremiyordur ama sonuçta oralara yatırım yapan otel sahiplerine değil mi? Onlara böyle bir şey şart konulabilir ki yani bizim burada sanat derneklerimiz var, sanatçılarımız var. Duvarlarınıza reprodüksiyon sanatçıyla metrekaresinde en çok sanatçı düşen şehir diye övünürken o sanatçının da beslenmesi gerekiyor. Evet, evet. O sanatçının eserlerinin de o duvarlarda orijinallerin asılması gerekiyor. Farkındalık budur. Yani bir şehrin kültür sanat kenti olduğunu gelen kişinin anlaması için onun konakladığı otelinde, yemek yediği restoranında o orijinal sanatçılarınızın tabloları ve heykelleri, işte eserleri varsa o gelen kişi de bu kimin dediği zaman bu şu sanatçınındır diyeceksiniz. Bir Van Gogh'un işte
Bidali'nin eserleri kendi ülkelerinde nasıl orijinalleri sergileniyorsa, biz Bidali'yiz, bir Van Gogh'uz demiyoruz ama bu belli de olmaz. Onlar da zamanında eserlerini satamayan insanlardı. Evet. Onlar da zamanında değer bulmamış insanlardı ama yani, evet, bugün ülkelerin en popüler insanlarıdır. En gelir getiren insanlarıdır yani eserleriyle. Onun için bugün de bakmayacaksınız yani, sanat geçmişi geleceğe taşıyan bir şeydir ve yaşadığı dönemde bilim insanı ve sanatçılar zaten anlaşılmazlar. Evet. Dışlanırlar, beğenilmezler. Çünkü ve kıymetleri yıllar sonra ortaya çıkar. Onun da sebebi şudur, ben öğrencilerime de anlatırım. Çünkü toplumun önünde olan, toplumun göremediğini gören, toplumun aydınlık yüzü olan insanlardır. Bilim insanlar ve sanatçılar hep yeniliği koyanlardır. Toplum o seviyeyi ne zaman, 50 sene sonra mı geliyor, 100 sene sonra mı, o zaman kıymetini anlıyor. Yani eğer zaten siz bir eserler ürettiğinizde her eseriniz çok beğeni alıyorsa siz bir şey yapmamış demeksiniz, yeni bir şey. Çünkü her beğenildiği zaman herkesin yapabildiği bir şey yapmışsınız demektir. Aslında beğenilmiyorsa orada bir şey vardır yani. Demek herkesin göremediği bir şey vardır. Bir yenilik vardır. Kaybettiğimiz yani, zaman kıymetini anlıyoruz. Yani yani, sanatçı örnekleri Kazım, örnek olarak Kazım Koyuncu. Öldükten yani sonra onun gibi niceleri. Rahmetli daha çok örnek veriyorum. Daha çok Nazım, evet, Nazım ve evet, yıllarca Nazım, yasaklıydı, evet, vatan haini diye. Bugün herkes onu kutluyor yani, 7'den 70'e her siyasi görüşteki insan ziyaretine gidiyor. Yani çünkü niye? Nazım'ı ancak anladılar. O vatan hainliği şiirini okuduğunuzda, o kredi kartlarından şeyden bahsettiği şeyde, şimdi insanlar hepsinin cebindeki o kredi kartlar olunca bunu daha vatan iyi anlıyorlar. Vatan haini olarak suçlanmıştın abi. Daha iyi anlıyorlar. Ya onun için şimdi Trabzon şehri sanat şehridir dediğinizde, sanatçı metre karşısına düşüyor dediğinizde, işte o sanatçıların her birinin bir yerlerde bir şekilde temsil edilmesi gerekiyor. O zaman sanatçı da güçlenir. O zaman Japonya'ya da gider, ülkesini temsil eder. Avrupa'ya da gider, ülkesini temsil eder. Çünkü sanat en güçlü silahtır. Niye ünlü büyük ülkeler, gelişmiş ülkeler sanata değer veriyor? Sanata değer vermiyor aslında. Sanata değer verdiği için gelişiyor yani onlar. Kendi geleceklerini garanti alıyorlar. Çünkü sanat evrensel bir dildir. Yani o kadar güzel diyalogları kurabiliyor ki insanlar arasında, ülkeler arasında. Ben mesela bu derneği kurarken gerçi Feminart adını koymamızın da şeyi şuydu, kadın ve sanat olarak uluslararası bir ismi olsun istedik. Çünkü internetten de bugün buluyorlar. Ta Bremen Üniversitesi'nden bile insanlar gelip bizimle röportajlar yapıp bizi davet ettiler oralara kadar. Yani şöyle söyleyeyim, insanların buluşturabildiği ve ülkeleri buluşturabildiği bir köprüdür sanatlar. Yani bugün üç kuşak dedenin adını bilmesin ama herkes bir Tolstoy'u bilir, evet, bir Dostoyevski'yi bilir, bir Van Gogh'u bilir. Çünkü onlar yaşayan insanlardır. Ülkeyi yaşatırlar. Ülkenizi yaşatırlar. Onun için bunlara önem vermek gerekiyor. İşte gerçekten gelişmek istiyorsak sanat olmadan olmaz. Eğer sanat olmamış olsaydı Jules Verne merak edip de hayallerini yazıp da Deniz Milat'la 25 sayı yazmasa, Ay'a seyahati yazmasaydı bugün belki de Ay'a çıkılmayacaktı. Belki denizaltı bulunmayacaktı ama sadece arzın merkezine seyahatin dışında adamın yazdığı her şey gerçekleşti. Niye? Çünkü bilim insanı da onu merak etti. 80'li yıllarda bilim kurgu olarak uzay yolu filmlerini herkes izliyordu. Ama o zaman açılıp kapanan kapıları görünce herkesin ağzı açık kalarak bakıyorduk yani gerçekten işte nasıl oluyor diye. Ama bugün en basit bir markete bile girdiğinde kapılar açılıp kapanıyor yani. Tuvalette elini uzattığında musluktan su akıyor, ışıklar yanıyor. Onun için yani bir ülkenin kalkınması için sanat, kültür çok önemli bir şey. Sanat, kültür değer vermek, sanat, gerekiyor, kültür şehri. Evet, yaşatmak gerekiyor. Yaşamak için yaşatmak gerekiyor. Ressamlar var. Efendime söyleyeyim. Şairlerimiz var, ressamlarımız var, heykeltıraşımız. Kültür sanat şehri diyor. Şimdi az evvel programdan önce Şükran Hocam'la konuştuk. Şimdi Trabzon'da Sanat Galerisi adı altında Hamamizade İhsan Bey Kültür Magazin'in o -2'de bir yeri var. Ters kalıyor. Artı Hüseyin Kazaz değil mi çok hocam? Çok uzakta. Hüseyin Kazaz da çok fazla yapılmıyor da işte eski valilik. Eski valilikte var. Bu da uzak bir yerde kalıyor. Burada değil de genelde Zorlu Grand Hotel'de nedense sağ olsunlar sponsor da oluyorlar. O destekleri oluyor. Zorlu Grand haricinde mantıklı bir şehir meydan civarında insanların rahatlıkla gidip geleceği
bir sanat galerisi yok. Bakın az önce okudunuz, Avni Aker'de yapılan şeyleri, evet, okudunuz. Geçen Cuma günü Ortahisar Belediye Başkanımız kahvaltı buluşmasında sanatçıları topladı. O da orada işte bir sanat merkezinin yapılacağını söyledi. Bakıyorsunuz farklı farklı insanlar farklı şeyle bakan başka bir şey yapmak istiyor. Küre şeklinde dediniz, top şeklinde. Büyükşehir Belediye Başkanı iki tane blok şeklinde başka bir şey çizmiş. Ortahisar Belediye Başkanımız da başka bir şeyden yeşillik söyledi. Yeşillik demiştim, o da yeşillik. Yeşillik ve kültür merkezi, kültür merkezi dedi. O da, evet, farklı bir kültür merkezinden bahsetti. Yani demek ki yani şehrin idare edenleri bile hani bir konuda anlaşmadan bir program, yani önce yıkalım, sonra bir işte hangisinin daha gücü yeterse, torpili yeterse oraya bir şey diksin gibi bir şey oluyor yani. Bizde, bende öyle bir izlenim uyandı. Yani bu planlama önden yapılır da yıkılır. Az önce sizin buradan bakarken Çömlekçi'ye baktım. Yani çok güzel eski binalar var. Yani yıkım deyince hepsini yıkmak niye? Yani ama o olan geçin, evet, aradakileri ayıkla. O olan güzel mimarileri de küçük küçük, işte o toplantıda da çok gündeme geldi. İşte bir basın şeyi olsun, müzesi olsun, işte yazarlar müzesi olsun, farklı farklı müzelerden bahsedildi. İşte küçük küçük butik müzeler, yani illa da büyük bir müze için tekrar yeniden bina yapman gerekmiyor. Olanları yıkman gerekmiyor yani. Onlar kalsın arada. O kadar çok eksik var ki hocam. Bu Zanos ikinci etapta hocam. Boşalttılar, çok mu yoldu? Bakın, hiç mi eski yer yok? İkinci etapta bak yani, olaya bakın. Şimdi orada 1903 öncesi mi? Yani 1895'te yapılan, işte onun bir tarihi şey var. 1895'ten önce yapılan bir ev vardı. Onu da yanlışlıkla yıktılar. Evet. Ve aynısı oraya yaptılar, biliyor musunuz? Şu anda o da ev, bilmemiş, dikkat ettiniz mi? Biliyorum, Zanos'a biliyorum. Sol tarafta, tek aynısını yaptılar, evet, yalnız oraya. Ya şimdi bakın, aşağıda yeni bozulan, belediye için bozulan yer var. Ben bir ara oraya gitmiştim. Çok güzel kilise vardı orada. Ve çok güzel tarihi evler Türk vardı orada. Yani o falan, sütunlu falan küçük küçük tarihi bir evler vardı. Hepsini şimdi yıkıyorlar. Ya niye hepsini yıkıyorsun? Onlar kalsın. Kültür merkezi olsun, sanat merkezi olsun. Yani ressamlara verin, heykeltıraşlara verin, işte yazarlara verin. Kente gelen insanlar, turistler gezerken arada o atölyelere gitsinler. Avrupa'ya gidiyoruz, farklı ülkelere gidiyoruz ve biz oralarda görüyoruz. Sibirya'ya gittim, o eski evleri müze şeklinde küçük küçük o ahşap evler. Hepsi kendi özelliğiyle korunmuş. Kendine has işte el işleriyle, fil, mamutun fillerinden bana da bir tane hediye etmişlerdi. Mamut dişinden mesela takılar yapıyor, atölye var, çalışıyor. İnsanlar gidiyor, izliyorlar. Yani her şeyi yaşatmak gerekiyor. Ya benim şey yapmak istediğim bir şey, gerçek benim adamım diyerek değil de gerçekten bu şehre güzellik katabilecek olan, düşüncesi olan, aydın fikirleri olan sanatçılardan bir kurul veya işte sanat danışmanı mı yapacaksınız, bir şey yapacaksınız. Yani buradan bakınca içim acıyor yani. Sıvasız, boyasız, hantal, karanlık bir şehir ya. Böyle mi olması gerekirdi ya? Bir boyasıyla cıvıl cıvıl bir kentimiz niye yok? Ben Gazipaşa'da oturuyorum. Karşı apartmanlara bakıyorum. Kurulduğundan beri, yapıldığından beri bir kez sıva görmemiş, bir kez boya görmemiş, badana görmemiş. Ya en azından hiçbir şey yapamazsam ben, deniz burada duruyor, sularımız, derelerimiz burada boşa akıyor. Yani itfaiye her gün gidip de bir yangın söndürmüyor. İtfaiye araçlarıyla geceleyin tazikli suyla yıkarım o duvarları, o kirlerini, o pasını, egzoz dumanlarını yıkarım da biraz içi açılır yani. Yazın kaç kere aradım, bir kez o caddeyi yıkatamadım. O toz, kıyamet, Araplar burada, herkes burada tüküren yerler toz şeklinde evlere geliyor. Yani şey, nereden başlayalım? Hocam, şu sanayide cami var. Onun minaresini gördünüz mü? Sanayide. Farkında değilim. Büyük sanayide, çok gözüme çok çarpıyor. Hı. Minare kapkar olmuş. Değil mi? Evet. Ya her yer öyle evlere baktığınızda. Hiç kimse yıkamamış. Egzoz, mübarek yağmur da yağmıyor uzun süre. Hele yazın mesela 2-3 ay yağmur göremiyoruz, evet, doğrudur. Yani yağmur yağdığında sokaklar temizleniyor diye seviniyorum. Yerde tükürük mü ararsın, çöp mü ararsın, pislik mi ararsın ve en temiz şehirde seçiliyoruz nasıl olduğunu. Yaşanılır şehir ama temizliği de yaşanılır şehir olarak. Artık yaylıları mı şey yapıyorlar hocam bilmiyoruz da. Şimdi Feminart lider olarak, evet, genel başkan olarak Trabzon'da sanat eksikliği var. Sanat eksikliği yok, var. Evet. Efendim söyleyeyim. Ufacık bir sanat sokağımız olsa var ya, neler yaparız da. Sanat sokağımız var. Sanat sokağında ne görüyorsunuz hocam? Siz önce nasıl değerlendiriyorsunuz? Çiçekçi orada.
malzemesini güzel sergiliyor. Boyacı vardı. Boyacı şimdi kalktı, onun yerine kafeler yapıldı orada. Her kafeye 6 tane var. Masalar var, sandalyeler var. Gayet güzel yani. Yiyorlar, içiyorlar. Yani sanat sokağını yemek. Porta çizen bir arkadaş var orada. O da fotoğrafını bırak gidiyor. Sanat o yapıyor herhalde. Orada ona da müdahale edildiğini duydum. Yani orada çocuklar bir müzik çalmaya çalışmışlar. Onlar toplatılmış orada. Erguvan ağacı vardı. Orada bir kafe var. Erguvan kafe. Şimdi gelin buradan da ağaçları söküyorlardı da. Niye söküyorlardı anlamadım. Evet. Kavaklar var ortada ya. Onları söküyorlar şimdi. Ne dikecekler yerine bilmiyorum. Kafe yani. Mi yapacaklar şimdi? Bilmiyorum yani. İki tanesinin etrafını baya şey yapmışlar, oymuşlar. Kamyon orada bekliyordu. Alıp götürecekler herhalde. Sanat galerisi hakkında neler söyleyebiliriz? Onu söyleyeceğim. Sanat galerisi ne yapalım? Ne şimdi, yapılabilir? Şimdi gelirken dikkatimi çekti. Kafe yapmışlar. Geçen de işte yok altından su çekiyor falan. Ucuza travele kiralandı. Tansaş'ın eski yeri. Evet. İşte onu şey yapmışlardı. İkinci o meydan projesi yapılırken, o zaman sanat evindeydim biz de dernek olarak. Bizi de çağırmışlardı, düşüncelerimizi almıştı. Çok güzel düşünceler vermiştik ama hiçbirini yapmadılar tabii. Mesela şu en son şu şehir terası olan yer, sizin bölüm olan yerde. Ben oraya açık hava tiyatrosu gibi, amfi gibi olsun dedim. İnsanlar gelir oturur, gitarını çalar, müziğini yapmak isteyen, resim yapmak isteyen. Yani şehrin merkezidir, akşamları 1965, sohbet olsun 1970 dedim. Öncesi. Tabii 75 öncesi, 70 tabii 75 herhalde yıkılmaya başladı. Şehir merkezinde yani meydan civarında 6 tane açık tiyatro vardı. Açık hava tiyatrosu vardı. Ya biliyoruz onu zaten. Mesela operasının buradan yıkıldığını da biliyoruz. O yol geçiyor diyor. O güzelim yapıt gitti ama işte onun bir sebep var. Yol açmak için. Ama yazık oldu o güzel bina yani. Tamam da o gittiyse yerine en azından Hamamizade de öyle bir korkuluk koyacağını, o boşluktaki o direklerin de ne olduğunu hiçbir zaman anlamadım. Hani estetik de değil. Eskiden hani sütunlar olurdu, işlemeli falan da yakışırdı. O boş sütunlar niye var orada kapısının önünde? O yamuk yumuk bina oradan niye o şekliyle duruyor? En azından onun cephesini, opera binasının cephesinin aynısından yapılamaz mıydı oraya bir kültür merkezi yapılırken? Bunlar tabii hepsi birbirinden önemli konular. Ben o zaman o Tansaş'ın olduğu yeri de önermiştim. Alt katı sergi salonu olsun dedim. Yani şehre gelen insanların hemen uğrak yeri olan, ayaküstü hemen girebileceği, hemen izleyebileceği. Sanki çok mu sanat duyarlılığı var insanlarımızda? Bu sanatçıların işi nedir? İşte sanat duyarlılığını da geliştirmek, insanların estetik duygularını geliştirmek için sanatla işçiyiz biz. Orada o öyle olursa üst katlarında da işte sanatçılara verseniz, edebiyatçısı, işte ressamı, heykeltıraşı, sanat şeyleri olsun orada. Belki şehre gelen bir kişi atölyelere uğrar, sanatçılarla yüz yüze de konuşabilir, tarihi konuşur, kültürü konuşur. Güzel Sanatlar Lisesi'nden öğrenciler yağmur olmayan havada kontrol basını, violenselini alsın, kemanını alsın. Ama işte müzik şimdi yapsınlar. Baktım kafe yapmışlar, bilmem ne kahvesi. Yani. Tamam kahvelerde ihtiyaç var ama kahve içecek o kadar çok yer var ki. Peki bu sanata, en çok sanatçısına metrekaresinde yer düşen kentinde senin meydanda bir tane sanatın var mı? Dediğiniz gibi Hamamizade'de iki kat altına kimsenin de indiği yok, karanlık bir yerde. O kadar masraf edilmiş Eyüp döneminde ikinci kez kaç bin lira verilerek galeri yenilenmiş. Yine damlıyor bir yerde. Duvarların hepsi çividen geçilmiyor. Çiviler çakıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Hepsi bir başka acı. Hangi birinden başlayalım bilmiyorum ya. Ben İş Bankası Sanat Galerisi varken Kunduracılar'da Afan Kitapçı Lisesi'nde o zaman öğretmendim. 3 kere sergi açtım orada öğrencilerimle. 12 bin kişinin ziyaret ettiği günler olurdu. Çocuklar çünkü şetele tutuyorlar. Karikatür albümü yapmıştık. Hatta her 1000 kişiye, 1000. kişiye işte albüm hediye ettik gibi. İnanır mısınız bir keresinde Ramazan'dı. Bir haftada biz yılın son sergisi diye yapmıştık Aralık'ta. Farklı zamanda yapalım dedik yani hep yıl sonuna kalıyor ya. Ondan sonra İş Bankası istek üzerine bir hafta daha uzatıp diğer yılın da ilk sergisi gibi oldu yani. Bir hafta yılın sonundan, bir hafta yılın önünden alınarak. Ramazan'dı ve iftardan sonra açılsın diye istek yapıldığı için çocuklara orada yemek yediriyordu İş Bankası. Yemek çıkıyordu. Çocuklara da yemek yediriyordu ve iftardan sonra da açıyorduk. Böyle bir şey vardı. Niye? Çünkü hemen şehrin merkeziydi. Hemen insanların ayak altında hemen görebildiği bir yer olduğu için izleyicisi de ona göre oluyordu. Ya siz böyle sanatın birini Orta Hisar'da bırakırsanız, diğerini de Hamamizade'nin eksi ikiye atarsanız, buradaki meydandaki eski belediyeyi vazgeçtim. Hadi istediğinizi oraya yapın da
Tuzsuz saçın olduğu küçük bina hiç değilse sanata bıraksanız, ayak üstünde hemen, haftada uzun vadeli de değil, haftada bir fotoğraf, bir sergi, işte resim sergisi, bir heykel sergisinin, sanatçıların kendiliğini ifade edebileceği, kente gelen insanların da hemen o günkü etkinlikleri orada görebileceği bir yer olarak düzenleseler olmaz mıydı yani? Ya şimdi diyor ki işte Avni Aker'de şey yapacağız. Avni Aker ta nerede bir sanat merkezi? Kaç kişi gidebilir? Orada da olsun. Orada da tabii ki yapılsın ama orada yapacağız deyip de olan bir şey niye değerlendirmiyoruz? Şu küçücük yeri verseydiniz de merkezde de bir şey olsaydı yani. Sanatın hepsini tek bir yere tıkmanın bir mantığı da yok. Şimdi, yani birkaç yerde olsun ya. Evet hocam. Doğru. Japonya'ya ben takıldım. Şimdi Japonya'dan iki tane teklif vardı. Şimdi evet. Japonya'ya kaç kişi gidilmesi gerekiyor Feminart'tan? Ya kaç kişi önemli değil, sayı önemli değil yani. En azından bir masraf çıkartalım. Yani en azından hepsini ödemese bile bize belli bir 5 kişi mi gider? 5 kişi gitsin, 10 kişi gitsin. Onlar bize 5 kişinin parasını verseler de biz onu 10 kişi paylaşırdık da biraz da kendimizden katar giderdik. Yani 5 kişilik bir şey. Maksimum 20-25 bin lirayla Japonya'yı temsil edebilir değil mi? Herhalde evet, yani düşünün orada yani bir futboldan az önce konuştuk. Ya bu futbolcular dünyanın parasını alıyorlar. Bizim vatandaşımız da değil. Yarısı yabancı. Biz sanatçılar yerliyiz ya. Yerli halkımızı desteklemiyoruz. Yani gidelim ülkemizi tanıtalım. Bayrağını tatlıtalım. Ya Rusya Federasyonu, Ressamlar Federasyonu bana kültür elçisi ödülü verdi. Sanata yaptığım destekten dolayı. Ural Üniversitesi öyle. Yani biz sanatımızı gittiğimiz yerlerde temsil edebiliyoruz. Bayrağımızı biz de göndere çekebiliyoruz. Yani bizim de başarılarımız var. Bu kadar küçük paralar. Bu futbolumuz niye kaç yıldır bir doğduruz başarı getiremiyor? Çünkü insanı halkın içinden almamışsın. Gelmiş sana ta farklı ülkeden bir insan parasının karşılığında oynuyor. Yani zanaatla sanat arasında bir çizgi var ya. Sanat duygular ile yapılır. Yani kendi duygularının aktarımıdır. Dışa vurumudur. Zanaat para içindir. Para için, evet. Yani çünkü para karşılığında yapıyorsun. Çok beğenilen şey daha çok para kazanıyorsun ama sanatta tek olan, ilk olandır. Yani değerli olan. Aynı kişi bile yapsaydı ilk yaptığının değerinde değildir ikinci yaptığı. Onun bir özgünlüğü vardır. Yani şey var. Şimdi futbolu da aynen zanaata çevirdiler ama ilk ödül şey şampiyonluk aldığı dönemlerde biraz sanat ruhu vardı. Çünkü neydi orada? Benim şehrimin benim öğrencisi, benim şey sporcu yani yerli sporcuydu. Kendi şehri için özveriyle paradan ziyade yani bir sanat yapar gibi futbol yaptığı için başarıyı getirmişti, kupaları getirmişti. Şimdi sen para için yaptırıyorsun, o kadar oluyor işte. Ya şike deniliyor da bazen ben böyle kızıyorum. 5 sene miydi? Kaç sene oldu? 5 sene oldu. 2011, peşine 7 sene oldu. 7 senedir şikenin peşine düşeceğini, işte heykeli dikilsin mi dikilmesin. Ben heykeli öyle bir dikerdim ki yani ne yaparım? Kazanırım. Tekrar öyle bir çalışırım, öyle bir mücadele ederim ki işte o onlara karşı inadına tekrar kazanır, gerçeğini dikerim oraya. 7 senedir niye kazanamıyor? Yani işte, tamam bir kere şike olmuş. Tasvip etmiyorum yani. Tabii ki o hakkı arasın ama onun karşılığında da onun peşine düşeceğini de bekleyeceğini 7 senedir ne yaptın? O kadar para akıyor bu Trabzonspor'a. Bir futbolcusuna bir senede ödenen para Trabzon sanatçılarına tümüne verilsin, pay edilsin yani bir kişinin parası. Bakın sanatçılar kaç ülkede Trabzon'u tanıtıyorlar. Yani doğru. Birazcık gözlerimizi açabilsek, birazcık yani gerçek gücümüzü görebilsek. Ne demiş Gazi Mustafa Kemal daha hocam? Yani? Daha yaşanabilir. Gazi şey Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Sanatçı olmayan kişinin, sanatı olmayan ülkelerin hayat damarlarından biri kopmuş demek. Artı bir mühendis olabilirsin, doktor da olabilirsin, evet. Ama sanatçı olamazsın. Evet. Yani, ama ne yazık ki kültür ve sanat şehrindeki Trabzon'da ne sanat sokağımız adam akıllı kullanılıyor, yok. Ne bir sanat galerimiz var, ne 3-4 tane sanatçımızı Japonya'ya yollayabiliyoruz. Aynen, evet. Oysa üstelik Japonya Trabzon'la da kardeş şehir şeyi var bildiğim kadarıyla. Osaka mı? Hangi şehir? Bir tane şehirde var kardeş. Siz hangi? Tokyo'ya mı? Biz yok. Bizim Hiroşima. Hiroşima değil. Korona mıydı? Neydi? Şu an internette de var ama. Neyse bir ara şey yaparız. Gösteririm size. Yani sonuçta
Yani sadece oradan değil, birçok ülkeden davet alıyoruz. Ama ekonomik olarak hem kadın olmanın getirdiği, biliyorsunuz yani parasal olarak, ekonomik olarak birazcık daha bizler ailenin bütçesinden alıp kendimize harcamayı çok fazla yapamayan bir insanlarız. Yapmaya çalışıyoruz tabii ama şimdi mesela 9. festivalimizi yapacağız. Bunun için sponsorları dolaşmaya başlayacağız. İnşallah destek verirler. Tabii duygusal olduğunuz için bir yere gittiğiniz zaman daha oraya gitmek istemiyorsunuz. Yani hayırdan aslında çekiniyorsunuz. Biz sanatçıyız, biz üretelim ya. Bizim ürettiklerimizi alın da onun karşılığını verin hiç değilse yani. Biz bedava bir şey istemeyi de seven bir insan değiliz yani. Mesela biz hapishaneleri resimledik. 28 ülke sanatçısıyla Bahçecik cezaevindeki kadın koğuşlarını resimledik. Ve bunlar dünya basınına girdi ve dünyada bir ilkti. Ve dünya ülkemizin de aydınlık yüzü oldu. Çünkü işte ne kadar şeffaf denildi yani. Bak işte 28 ülkeden kadınlar kadın koğuşunu resimleyebiliyor, hapishanelere girebiliyor. Siz bir Japonya resminizi getiremiyorsanız, bir Makedonya resminizi getiremiyorsanız... Atıyorum bir Arabistan'a resminizi getiremiyorsunuz, bir Sibirya'ya getiremiyorsanız biz ne yapalım o sanatçıyı hocam? Yani ya işte... O sanatı biz ne yapalım? Övüneceğiz. Metre karşısına sanatçı düşüyor yani. Ama o metre karşısına düşen sanatçılar dünyayı dolaşsın ya, ülkeni tanıtsın, şehri tanıtsın. Gelsinler burada, burayı tanıtalım. Bak iki sene önceydi en son festivalimizde şeye götürdük sanatçılarımızı. 28 ülke sanatçımız buradaydı. Sis Dağı şenliklerine götürdük. Hatta geçen bir belgesel tanıtılırken bizim Japon temsilcimiz Naegi'de o şeyin içindeydi, röportaj yapılırken onu da aldılar. Rastlamışız demek ki o anda orada. Rusya'dan gelen ressamların arasında bir tane de kamera film çeken profesyonel biri vardı arasında. Aramızda. O gittikten sonra 5 gün buradaydık. İşte Sistan şenliklerini yaptık. Rize'de resim yaptık. Pazarda yaptık. Tulumla, kemençeyle halkların içinde. Halkın içine götürüyorum ben etkinliklerde ki kültürümüzü tanısınlar, yemeğimizi tanısınlar. Onlarla kaynaşalım diye. 3 günümüzü de Tiflis Üniversitesi'ndeki bizim şubemizin etkinliği olarak orada geçirdik. O Aleksandre sonra Rusya'ya gittikten sonra Facebook'larda da yayınladım ben. Bize bir video yapıp gönderdi. İstanbul'a indiği andan Boğaz'ı gösteriyor. Ondan Sis Dağı'ndan, Trabzon'un meydanındaki açılışlarımız, Rize'deki kemençe eşliğinde horonlar, pazarda tulum eşliğinde ve Tiflis'teki onların yöresindeki oyunlarımızla birlikte. Aynı müziği koymuş, bizim müziği ama sanki herkes o müzikle oynuyormuş gibi. O kadar güzel bir tanıtım filmi olmuş ki, yani Kültür Bakanlığı eminim birkaç milyon verecekti o tanıtım yapmak için yani. Ama o kişi bizim tanıtım videomuzu yaptı ve bütün dünyaya paylaşıyor, gösteriyor. Şimdi hocam bu şey için, yurt dışına çıkmak için. Seni de götüreceğim bir sponsor çıkarsa. Bak çok şey yaptım. Nasıl burada. Yani o gidilmesi lazım hocam. Adam Japonya'dan geliyor burada bir şeyler evet, yapıyor. Sen evet. Niye gidemiyorsun? İki kere davet etti bizi özel yani. Bu. Gittim sen, bu görüşmeler yaptım. Siz gitsiniz hocam. Yanınızda bir İngilizce iyi olan bir yardımcı destekçi. Tabii ki ya yani. Bir basından biri gelsin. Oraları basından çeksin. Tanıtımını yapsın. Biz kendimiz çekiyoruz. Peki kendimiz. Şey mi? Devlet dairelerine, valiliğe, belediyeye mi gidiyorsunuz yoksa iş adamlarına gidiyor musunuz? Vallahi o, belediyeye de gittik. İş adamlarına da gittik. Belediyemiz işte Büyükşehir Belediyesi araç veriyor. Araç desteğini. Japonya araçla yani. Gidilmez tabii. Hayır. Para lazım. Burada festivallerde yani. Evet. Bu şey ama için dış ülkelerdeki dış ülkelere hiç sergilemek için. Hiç şey yapmadık. Çünkü buraya gelenlere bir oyun yemek bulamıyoruz. Bir sponsor bulamıyoruz. Yani kalacak bir şey için bulamıyoruz da bize Japonya'ya kadar gidin diye. Bak bir şey daha söyleyeyim bu konuda. Belediyelerimiz geziye gidiyorlar. Etkinliklere gidiyorlar. İş adamlarımız bir sürü toplantılara gidiyorlar, işte fuarlara katılıyorlar. Kültür Bakanlığımız, Kültür Müdürlüğümüz gidiyor. Her gidişinde iki tane, üç tane sanatçıyı bunlar götüremezler miydi? Bir stand açarak, orada bir sergi açarak ülkemizin kültürünü, sanatını tanıtamaz mıydı? Hangi biri yapıyor? Yani bizim gitmemizi bırak, bizi giderken göndermeyi bırak. Kendileri giderken kendilerinin yanında bir sanatçıyı götürebiliyorlar mı? Bakın Batum'da Batum Belediyesi ile Trabzon Belediyesi 15 yıllık kardeş şehirdi. Ve bunlar hiçbir diyaloğu yoktu. Rahmetli Kızılcık döneminde bizi davet ettiler. Bizim Gürcistan Konsolosluğu bizi çok sever Femin Art'ı. Çünkü biz artık akrabayızdır yani, sizin orada da şubeniz var diye. Bizi farklı bir severler. Biz de onları çok severiz.
Davet ettiler. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gittik. Kendileri bilir, Mehmet Akkaya da, işte Gümrükçoğlu, Sayın Gümrükçoğlu da nasıl ağırlandığımızı. İki otobüsle gittik. Bize bir sergi açtılar orada. Galeriyi görünce başkan dedi ki, ya ben utandım dedi, ya Trabzon'da böyle bir galerimiz niye yok dedi. Söz vermiştik böyle bir galeri yapacaktı. Botanik bahçesini gezdi, dedi böyle bir şey görmedim, ben de yapacağım dedi. Erdoğlu'da başladı ondan sonra. Tabii ki onun yanında hiçbir şey, bu botanik de beton yığını olmuş. Her neyse, yani bizi orada kuzu mu çevirmediler. Yemekler, yani gelen giden nasıl ağırlandık. 4 tane bakan, Acara Devlet Başkanı, hem Acara'nın hem Batum'un belediye başkanları, hem kent konseyi başkanları, böyle bir protokollerle bizi ağırladılar. Geldikten sonra... Ama onlar buraya gelmesin hocam o zaman. Bak dinle, geldikten sonra... Kaşar simit. Geldikten sonra şeydeyiz, Zorlu'da bir etkinlik vardı, bir toplantıdayız. Ara verdiğimizde çıktım. Kızılcıoğlu'da Sayın Valimize rahmetliye, Gümrükçoğlu diyor ki, belediye başkanımız, ya şu feminat bizi, onun sayesinde Batum'a gittik. Bizi böyle ağırladılar, şöyle ağırladılar. Anlat, anlata bitiremiyor. Ara bitti, girdik, ikinci araya çıktık, aynı şeyi devam etti. O kadar bizi övdü yani orada. Ki bizi feminatın sayesinde böyle karşıladılardı. Sonra onlar da jest yaptılar, geldiler burada. Ne kadar ağırladığımız ortada ama her neyse, onlar kaşar simit değil. Onları hocam geçireceğim de, önemli değil. Şunu demek istiyorum. Ondan sonra bir ara duydum ki İsmail Kansız kültür müdürümüz belediyeye gitmişler, Batum'a gitmişler. Dedim ki ona, kültür görüşmeleri yapmışlar bakanla falan. Gazetede, basında gördüm, onların sanatçıları da var yanlarında. Dedim ki, müdürüm dedim, bak gittiğiniz yerde siz varsınız, onların resmi şeyleri, kurumlar var ve yanlarında sanatçıları var dedim. Biz oranın dedim, en azından orada şubesi olan bir dernek olarak bizi yanınıza bir kişi alabilirdiniz. Bizim de sanatçımız, sanat derneğimizdir diye dedim yani. Niye bizden bir yerini almadınız dedim. Gittiniz. Onların sanatçılar oraya gelince gördüğünüz zaman dedim, ne düşündünüz dedim. İşte bir anne oldu da, bilmem ne oldu da şey oldu. İşte bizi yanlarında bile götürmüyorlar ki, bizi kendilerini gönderecekler. Yani gittiğin her etkinlikte nasıl gazetecini götürüyorsan, bir futbol maçına giderken kaç tane şeyi götürüyorsunuz, gazeteciyi peşinizde götürüyorsunuz veya bir fuara giderken onu bunu götürüyorsunuz. Yani bir tane sanatçı alın yanınıza giderken ya. İki tane sanatçı alın, bir şey size ekonomik o kadar zarar getirmez yani. Biz öyle ahım şahım bir şey yemek içmek de istemiyoruz yani. Önemli olan biz eserlerimizi, sanatımızı, kentimizi, ülkemizi tanıtmaya bir katkımız olsun diye yapıyoruz. Sanatçılar zaten hiçbir zaman ekonomik kaygıyla iş yapmazlar. Az önce de dedim, biz zanaat yapmıyoruz. Duygularınızı hareket ediyorsunuz. Biz duygularımızın dışa vurumudur yani. Sanatın özü de budur zaten, en kısa anlatımı. Farklı malzemelerle, farklı enstrümanlarla duyguların dışa vurumudur sanat. Kimi notasıyla yapıyor, kimi yazısıyla, kalemiyle, kimi fırçasıyla, kimi sesiyle. Yani bir şeyleri, içimizde olan o güzellikleri istiyoruz ki herkes görsün, paylaşıyoruz işte, daha güzel bir dünya, daha iyi bir yaşam koşulu, daha iyi ilişkiler olsun diye yapılan işlerdir yani bunlar. Umuyoruz ki bugünden sonra Trabzon'da sanat adına yaptığınız bu güzel şeylerin ilgi alakası artar. Herkes kazanır. Evet, herkes kazanır. Evet, evet, olur. Sanat. Evet, sanat. Bu karamsar, bak okuduğumuz her şey hep kötülükler ama sanat, bakın dünyanın üzerindeki sanat dediğimiz 7 tane dal var mesela. Resim, plastik sanatlar dediğimiz resim, işte heykel, mimari, sinema, tiyatro, edebiyat, şiir. Bunlar hepsini çıkaralım hayatın içine. Ne kalır geriye? Odun gibi yaşarız hocam. İşte yaşadığımız bu çirkinlikler, kavgalar, savaşlar, tecavüzler, dayaklar, hırsızlıklar, kalan onlardır yani. İşte hayatı güzelleştiren bu sanattır. Öbürsü siyah beyaz bir dünyadır. Eğer dünyamızı renklendirmek, yaşamımızı renklendirmek, ruhlarımızı dinlendirmek, gelecek nesilleri daha sağlıklı yetiştirmek istiyorsak en büyük yatırımı şu sanata yapalım, sanatçıya yapalım. Ben de şunu diyorum, Allah içinizden bu heyecanı yitirtmesin. Bitmiyor, vallahi bitmiyor. Sanat bitmiyor. Bitmesin. Çünkü en iyi resim henüz yapılmadı. Evet. En iyi beste henüz yapılmadı. En iyi film çekilmedi. Evet. En iyi roman yazılmadı. Çünkü
Sanat biterse hayat biter. Onun için biz hep yeni. Bugün bitmiştir, yarın yeniden başlayacaktır. Hep hayat yenidir yani. Onun için. Teşekkür ediyoruz hocam. Çok sağ olun. Konuk olduğunuz için biraz kısa keselim diyoruz. Olsun. Sonraki haftalara tekrar sizi konuk edelim. Memnun oldum. Çok sağ olun hocam. Ayağınıza sağlık. İnşallah önümüzdeki haftalara tekrar yeniden birlikte oluruz. İnşallah. Çok daha sağ güzel bir hocam. Dünya için biz her zaman buradayız. Bize ihtiyaç hissedildiğine de şehrimize, ülkemize faydalı olmak için, insanlar mutlu olması için, rahat bir çevrede yaşamaları için her zaman katkı yapmakta varız. Teşekkürler. Buradayız. Evet, Şükran Üst bizlerleydi. Sanatçı, eğitimci hocamız. Çok güzel bir söyleşi yaptık. Böylelikle 22 Ocak Pazartesi günü de bitirelim. Çarşamba günü tekrar buluşmak üzere diyelim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. İyi günler.